şöyle tabi hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının çok uzun yıllardır Türkiye'de yıpratıldığını biliyoruz. Ancak bu, bu olay bardağı taşıran son damla aslında. Şöyle düşünmek lazım Serap Hanım. Eğer Yargıtay hiç yetkisi yokken, hiç yetkisi yokken bakın Yargıtay'ın böyle bir Yargıtay savcılığı ilamı da yok hükmünde, böyle bir Yargıtay kararı da yok hükmünde. Çünkü aslında 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu dosyayı Yargıtay'a göz, Gönderme gibi bir lüksü yok. Bu şuna benzer. Bir yargıç, önündeki bir dosya var. Yargıtay'dan dosya geliyor bana, diyor ki kararın onanmasına. Onanmasına dediği andan itibaren ben bunun gereğini yapmak zorundayım. Bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde layık Türk hukukunda bu hiç tartışılmadı. Yani infaz hukuku bu. Yani sonuçta çünkü artık bunu herhalde izleyicilerimiz de e, biliyor. E, yani ben artık hukukçu olarak bu kısmını anlatmayı zul sayıyorum ama Gene de şunu bahsetmek lazım. Anayasa Mahkemesi kararında Berberoğlu'ndan, Gergerlioğlu'ndan daha farklı olarak daha Türkçe yazdı. Yani ihlal kararı verdim demedi. İhlal kararı verse de aslında bir yargıç yeter. Anlar onu yargıç. Ama dedi ki bakın ya dedi siz yanlış yorumluyorsunuz. Berberlioğlu'nda ikinci kez ihlal kararı vermek zorunda kaldım. Yok Berberoğlu'nda şöyle yapmak zorunda kaldım. Anayasa Mahkemesi bu sefer tane tane şöyle demiş. Yani Can Atalay'ın tahliyesine. Bakın Emir. Hak ihlali var dedi. Direkt hak ihlali var bu, dedi. Bu kayna, bunu nereden alıyor Anayasa Mahkemesi bu yetkiyi? Anayasanın 153. maddesinde açıkça ne diyor? Yasama, yürütme, yargı organlarına bağlar diyor. Dolayısıyla bunu alan yargıcın, bakın 20 yıl yargıçlık ve Cumhuriyet Savcılığı yapmış biri olarak söylüyorum. Tek ihtimal var. Siyaseten birileri kulağıma bir şey üfleyecek. Diyecek ki başka türlü davran. Başka türlü benim bu cesareti gösterme şansım yok. Yoksa beni doğrarlar. Yani yargının öyle denetim mekanizmaları var ki bir müfettiş gelir bir daha hayatta terfi edemem ben. Öyle bilelim yani. Mümkün değildir yani. Üstelik şu anda 25 Ekim'den bu yana aslında aslında TCK 109. maddeye göre kişi hürriyetini yoksun bırakma suçu işleniyor. Yani bu karar bu olduğu için Serap Hanım artık bu noktadan sonra bu kararı yerine getirmeyen herkes Can Atalay'ın içeride kaldığı her gün için temadi eden bir suç var. Hem görevini kötüye kullanıyor hem kişi, kişi hürriyetine tahdit ediyor. TCK 109, TCK 257. Hal, bu durumda bu peki neden oldu aslında ona bakmak lazım. Yani şöyle bizim dönemimizde de vardı başka bir şey anlatmak istiyorum ben burada. Bakın yargıda gruplaşmalar var diyoruz. Sıkıntı var diyoruz. Bizim dönemimizde de vardı ama neyle başladı? Bu aslında 2003 yılında cemaat ve tarikat yapılarının Adalet Bakanlığı'na yavaş yavaş dolmasıyla, benim mesela 2003 yılına kadar ben bakanlıkta çalışıyordum ama benim tarikat cemaatim yok. Ya da bir herhangi bir siyasi mensubiyetim yok, bir yere ait değilim. Bir ülkücü değilim ya da bir e, siyasi CHP'li değilim falan. Böyle bilineme biriydim. Ama bu dayanaklarım olmadığı için 2003 yılında Cemil Çiçek gelir gelmez ilk iş bizim gibi sahipsiz sadece cumhuriyetin çocuğu olan, Anlatabiliyor muyum? Sadece Atatürkçü olan, yani anayasayı ve kanunları aslen gerçekten uygulayan, onlara inanan kişileri sessizce tahliye ettiler. Beni mesela Karsuz'u da gönderdiler. Birçok arkadaşımı gönderdiler 2003'te. Ve bizim yerimize aldıkları kişilerin hepsi 15 Temmuz'da bir cemaate mensup oldukları anlaşıldı. Yani tescili bizden 12 yıl sonra 15 Temmuz'da o kişiler ihraç edildi. Siz sanıyor musunuz ki 15 Temmuz'dan sonra hükümet bunu anladı geri döndü. Çünkü siyasi bedeli ödemedi bunu yapmasının bedelini ödemedi siyasi iktidar. Ve aynı şekilde davranmaya devam etti. Ne şekilde ben yani bir kemalist bir genç olarak bugün kendimi öyle tanımlayan ideolojik olarak artık avukatlık yapan kendi kendime bir e, görüşü olan insanım. E, baktığım zaman bakıyorsun diyorlar ki abi bunlar okuyucu bunlar yazıcı bakın. Bir grup var yazıcı bir grup Bunlar gibi Said Nursi'nin Risale'lerini yazdıkları için onlara yazıcılar diyorlar. Bu grubun hakim savcıları var. İddia demiyorum yani artık bunu iddia Aslında bunu bilen biliyor bunlar ya yani, nasıl olduklarını. Bunlar yargının siyasallaşmasında daireleri ele geçirdiler. Yargıtay'daki bazı dairelerin bazı siyasi aidiyetlerin olduğu konuşuyor. Şimdi bunu ben de söylemiyorum. Bak, bunu ben zaten. söylemiyorum. Bunu yani Anayasa Mahkemesi ki bu işlerden sorumlu biri olduğunu düşünüyorum. Eski Anayasa Mahkemesi emekli başkanı Haşim Kılıç ne dedi? Her hakimin siyasi görüşünü halk herkes biliyor dedi ya. Evet. Yani dilin ucuna o kadar söyleyebildi. Ben biraz daha Türkçeleştiriyorum. Bir e, Türkiye'de bir nakşi grubu var. Nakşibendiler dediğimiz onun hak yolcuları var. İskender yolcular, evet. Paşa'dan. E İsmaila cemaatinden gelen bunların içerisinde yetişip de hadi biz bunu FETÖ'den dolayı biliyoruz. Nerede yetişiyorlar işte? Tarikat cemaat evlerinde. Adı Işık Evleri değil de bu sefer başka bir şey. Buralarda yetişip ki onların imkanlarıyla okuyorlar ve oralardan yargıç ve cumhuriyet savcısı yapılıyorlar. Ve bir bedel ödeniyor aslında. Çünkü bunların parası yok. Buralarda okudu. Bir bölümü böyle. Her çeşitini söyleyebiliriz. Ama bu Nakşibendi dediğimiz grupları kendi içerisinde de ayakları var. Hak yolcu olduğu gibi, öbür türlü olduğu gibi. Said Nursi grubunun okuyucuları var diyorum. Yani Said Nursi'nin Risale'lerini onlara okuyanlar imkan yokken öbürleri de yazanlar. Bu grupların da kendi içerisinde ayrımları var filan. Şimdi biz yargıda bunu konuşuyoruz. Oysa biz neyiz? Anayasamıza göre demokratik, layık bir hukuk devletiyiz. Bu tür bir insanların aidiyeti olabilir. Ben Böyle bunlara karşı değilim aslında. Neden bir insanın inancına bir şey. Fakat bunu işine yansıttığını görüyoruz. Ve bu kavgalar yaratıyor. Gruplar arasında kavgalar çıkıyor. Bu hakimler ve savcılar yüksek kurul içerisinde de oluyor. Korkunç çatışmalar oluyor. İşte kendini ben geçen başka bir programda tartıştım bir avukatla. Ya yani dedi yargın içinde tabii ki ülkücü hakim savcılar olacaktır diye. Ekranda savundu bunu. Kulakları çınlasın. Dostumdur ama savundu. Abi dedi olur mu öyle şey dedi. Bakın orada öyle bir yere geldik ki bunun ne kadar normal olduğunu. Onlar devletin temeli. E, bu ülkenin başka çocukları devletin temeli değil mi? Nasıl yapacağız? Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Yerde zaten zaman ara çıkmış durumda. Bir tarafta e, biz siyaseten siyasi, bu krizi konuşuyoruz. Bir taraftan e, aslında daha acı, o belki o örtülüyor büyük yolsuzlukları, büyük rüşvetleri, büyük şeyleri konuşuyoruz. Yani korkunç bir kirlenme var. Çünkü siyasallaşan yargı yozlaşır Serap Hanım.